Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillah fela mudille leh. Ve men yudlil fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى آخر الآية Sadakallahul azim. Ve kâlallahu teâlâ fî âyetin ukhra. Estaûzu billah. Ya sahibe-i sicn, e erbâbun müteferrikûne hayrun emillâhul vâhidul kahhar. Ve kâlallahu teâlâ fî âyetin ukhra. Ve kâlallahu lâ tettehizû ilâheyn isneyn, innemâ huve ilâhun vâhid, fe iyyâye ferhabûn. Sadakallahul azim. Okumuş olduğum ayetlerde meal olarak Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Nahl 36. ayette andolsun ki biz her kavme Allah'a kulluk yapın, tağuta kulluktan sakının demeleri için peygamberler gönderdik. İkinci okuduğum Yusuf suresi 39. ayette Yusuf aleyhisselam zindanda ey zindan arkadaşlarım ayrı ayrı Rabler mi yoksa her şeye gücü yeten, tek olan, kahhar olan bir tek Rab mi daha önemlidir, daha iyidir diyor. Niye soruyordu? Yine son okuduğum ayette de Cenab-ı Hak, Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin, sizin ilahınız tek bir ilahtır, ancak benden korkun diyordu. Evet, sevgili kardeşler, bugün vaktin el verdiği kadar kölelikle içinde bulunduğumuz Allah'a hakkıyla kulluk yapmamanın neticesi olarak hayatın boşluk kabul etmemesi ve Allah'a kulluk yerine başkalarına kulluk yapmamızın problemlerini gündeme getirmeye çalışacağım. İslam kulların kullara kulluğunu yok edip sadece Allah'a kul olmalarını isteyerek birbirlerine hak ve özgürlük tanıyıp Allah'ın kullarını kendilerine kul köle yapmaya kalkanlara haddini bildirmeyi emreden İslam tek adil ve hak dindir. Kur'an'ın köleliğin kaynağını kesin şekilde kuruttuğu Muhammed suresi 4. ayetle ve asr-ı saadetteki köle ve cariyeler öldüğünde köleliğin tarihe karışacağı bir ortamın oluşmasını istediği halde köleliğin maalesef asırlar boyunca Müslümanlar tarafından da sürdürülmesi Kur'an'a ters bir uygulamadır. Bu suç İslam'ın Kur'an'ın değil, köleliği Kur'an'a rağmen onaylayan maalesef tarihsel Müslümanların suçudur. İslam'ın köleliği icat etmediği, onu çok yaygın ve çeşitli zulümlere müsait bir gelenekle dolu bulduğu halde onu ıslah edip kaynaklarını kuruttuğu ve kısa zamanda kendiliğinden yok olacağı bir kapıyı açtığı halde köleliği birden kaldırmadı, zaruret halinde ve geçici bir süre içinde olsa onu caiz gördü diye eleştiren art niyetli insanlara maalesef her dönemde rastlanmıştır. Bu insanlar samimi olsa diğer din ve toplumlardaki kölelikle ilgili hüküm ve uygulamaları da özellikle modern hayattaki günümüz dünyasındaki kölelik ve cariyeliğe de değerlendirmeler, suçlamalar getirir. İslam'la ve Müslümanlarla mukayesesini yaparlardı. Bunların hemen hepsinin derdi üzüm yemek değil bağcı dövmek cinsindendir. Bu insanlar gerçekten insan onurunu, insan hak ve özgürlüklerini savunsalar günümüzdeki hem de en vahşi uygulamalarla mevcut olan köleliğe cephe alırlardı. Kölelik hiçbir şekilde tarihe karışmadı, sadece şekil değiştirdi.
köleliğin kalktığını zannediyorsanız hayatı da tanımıyorsunuz, insanlığı da demektir. İsimlendirilmiş ve kurumsallaşmış kölelikten başka her zaman diliminde ve tabii günümüzde mevcut olan fakat adı konulmamış köle, cariye ve efendilik düzeni ve uygulaması söz konusudur. Ki bu klasik kölelikten aslında çok daha fecidir. Çünkü bu tür kölenin beyni ve gönlü de esir alındığından köleliğinin farkında bile değildir. Zalim efendisine aşıktır bu gönüllü köle. Günümüzdeki insan çoğunluğunun rağbet ettiği ideolojiler hep birer köle rejimidir. Komünizm ve sosyalizm başta mülkiyet hakkı olmak üzere şahsi hürriyetlerin hemen hiçbirinin olmadığı, devletin ve komünist partisinin efendi, halkın da köle olduğu bir sistem değil miydi? Kapitalizm, işçilerin kanını emen, halkı sömüren, paranın ve para babası kapitalistlerin efendi, vatandaşın köle olduğu bir sömürü düzeni değil midir? Demokrasi adına oynanan oyunlar ve kandırmacalar, köleliğin yapısını değil ancak şeklini değiştirmiştir. Demokrasi gerçekten uygulanıyorsa, kölelerin efendilerini özgür bir şekilde seçtiği, Türkiye'deki gibi uygulanıyor gözüken yerlerde ise köleleştirilenlerin efendilerini seçtiğini zannettiği bir yönetim tarzından başka bir şey değildir. Demokratik rejimlere göre özgürlüğün anlamı kişinin efendisini seçme hakkıdır, o kadar. Demokrasi ve hürriyet var. Bireyler dilediği kimsenin kölesi olmakta serbesttir. Beşeri rejimler yönlendirdikleri medya gibi sihirbaz değnekleri, direkt ve dolaylı yollardan kafa ve gönüllerini eğitip etkiledikleri halkları gönüllü köle haline getirmişlerdir. Halkın içinden hemen hiç kimsenin memnun olmadığı rejime nasıl halkın kendi kendini idare etmesi denebilir, bilinmez ama öyle yutturulabilmektedir. Egemenlik kayıtsız şartsız, paranın, üniformanın, medyanın, dış güçlerin, masonik kuruluşlarındır ama kesinlikle ulusun, halkın değildir. Yöneticiler istediği kadar vergi isterler, diledikleri kanunu çıkarırlar, ülkeyi ve halkı kendi belirledikleri ölçülere göre yönetirler. İstedikleri ülkeye ve istedikleri zaman ve diledikleri inanca karşı savaş açabilirler. Halka ve askerlik yapan erlere sadece emredersiniz demek kalır. Halkın devletle ve devlet kurumlarıyla, özellikle polislerle ilişkisini ve mecburi eğitim, mecburi askerlik, mecburi vergi karşısındaki tavrını kölelikle ilgili yönüyle değerlendirmek gerçekten ilginç sonuçlara götürür. Uluslararası emperyalizmi, NATO'yu, Birleşmiş Milletleri, Uluslararası Para Fonu'nu, Dünya Bankası'nı, Avrupa Birliği'ni, ABD'yi ve bunların direktiflerini uygulamak zorunda olan ülkeleri ve uluslararası düşündüğümüzde köleliğin global boyutu ortaya çıkar. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Batı'nın emperyalist ülkelerinin kendi ülkelerindeki nüfustan birkaç misli büyük çoğunluktaki diğer ülkeleri sömürgeleştirdikleri, işgal ettikleri ülkelerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini memleketlerine taşıdıkları, sömürdükleri insanları sadece bedenen değil, aynı zamanda beyinsel ve ruhsal yönden de köleleştirdikleri unutulmamalıdır. Artık o devirler geride kaldı, şimdi sömürgecilik yok demek ne kadar doğrudur? Biraz düşünelim. Sömürgecilik sadece şekil değiştirmiştir. Daha ucuz, daha kalıcı, daha az risk taşıyan ve daha kapsamlı şekilleri icat edildiğinden klasik sömürgecilik ve klasik kölelik artık kabuk değiştirmiştir. Sanayileşmiş zengin ülkelerin geri bırakılmış yoksul ülkeleri sömürmesi ve adı konulmayan fakat çok kapsamlı işgali en çirkin boyutlarda sürmektedir. Ama ezilenlere, dövülenlere, sömürülenlere ismen köle denmediğinden köleler köleliklerini fark etmemektedirler. Orta Doğu'nun Müslüman halkları kendi yaşadıkları ülkelerinde İki defa köle durumundadırlar. Ülkelerinin dış ülkelere köleliği yanında başlarındaki rejimlerin de kendilerine köle muamelesi yaptıkları birer gerçektir. Bir başka deyişle onlar kölelerin kölesi durumundadırlar. Ezenler, egemenler, mutlu ve putlu azınlık kendilerini daha çok kişiye efendi kabul ettirme sevdasında, ezilenler de birçok efendiye köleliği kabul ederek
hepsini aynı zamanda mutlu etmenin dayanılmaz acısını çekmekte. Nefsine, arzu ve hevasına, istek ve zevklerine köle olan yığınların durumu, kişilerin ne kadar özgür olduğu ve özgürlerse bu özgürlüğün insani ve ölçülü bir hürriyet mi, hayvani bir özgürlük mü olduğu değerlendirilmelidir. Başta futbol olmak üzere çeşitli spor dalları, müzik, moda, sinema, yabancı dil, batı kültürü, ideolojiler hep köleleştirme araçlarıdır. Bireyler homo economicus haline getirilmekte, kalabalıklar tüketim toplumuna dönüştürülmekte, yani insan maddeye, eşyaya, dolayısıyla onları üreten ve satanlara köle yapılmaktadır. Eşyalar, teknolojik aygıtlar, televizyonlar, bilgisayarlar mı insana hizmet eden cansız kölelerdir, yoksa insan bu araçların mı kölesi durumundadır? Bu soruya insanların bunları elde etmek için nelere katlandıkları ve bunlara sahip olduktan sonra bu aletlerin hayatlarını ne oranda değiştirdiğini ve bunlar olmaksızın yapamayan tutsak haline gelip gelmediğinin tespitiyle cevap verilebilir. Hayata ait hükümleri, ilahi ölçüleri Allah'tan almamak, kulluğu, mutlak itaati başka sahte ilahlara yapmak, onlara kul köle olmaktır. Allah'a hakkıyla kul olamayanlar, başkalarına kul köle olacaktır. Sadece Allah'a kul olan ise, başka bütün kulluk ve köleliklerden kurtulup, özgürlüğün en güzel hazzını Allah'a kullukta tadacaktır. Sadece Allah'a kul olması gereken insan, insandan daha aşağıda olan, nelerin kulu olmuyor ki? Para, eşya, içki, uyuşturucu, kanun ve kurallar, örf ve adetler, sigara ve kötü alışkanlıklar günümüz insanını kendisine esir eden efendilerden sadece birkaçı. Aşk ve sevda da köleliğin gönüllü kabulü, gönlün esareti, kendini çılgınca sevdiği kişinin iradesine teslim etmek. Tutkuların her biri de tutsaklık. Taksitle satın aldığı bir beyaz eşya, bir LCD televizyon için en az 6 ay o malın veya malı satanın kölesi oluyor çağdaş insan. Gece gündüz bütün enerjisini tüketerek kazandığı paranın sadece karnını doyurup faturalara yetecek kadarını bırakıp geri kalanını tümüyle efendisine yatırmak zorunda olan köleler. Orta halli esnafın veya farklı gelir kaynağına sahip insanların daha fazla tüketmek için daha fazla çalışmak zorunda olduğu, tüketim için, lüks ve refah için, yani israf için gönüllü köleliklerini bir hatırlayalım. Çirkin kapitalist düzen işçileri ücretli köle haline getirirken memurluk da emir kulu olmak anlamına gelmekte. Kişilerin en temel hakkı olan ibadet hürriyeti, örtünme hürriyeti, inandığını ifade edebilme, tebliğ edebilme, emri bil maruf ve nehyanil münker görevini icra edebilme, cihat hürriyeti, gözlerini harama bulaştırmadan sokağa çıkma, harama girmeden ticaret yapma özgürlüğü olmayan insanların kafaları ve gönülleri ne kadar hür olabilir ki? Cariyelik kalktı deniyor. Aslında adı değişti. Kimi hizmetçiler ve sekreterler gönüllü olarak bu görevi yürütürken hediye karşılığı odalık hizmeti yapanlar var. Bu işi dobra dobra ve kiralama ücreti belli tarifeye göre yapanlara fahişe denilirken aynı işi hediye karşılığı yapanlara bayan arkadaş, hanımefendi, metres veya sanatçı deniliyor. Esir pazarlarının yerine güzellik yarışmaları, mankenlik ajansları, barlar, pavyonlar, magazin sayfaları, yani televole kültürü almış. Beyaz kadın ticareti sadece isim değiştirmiş. Keyif düşkünü insanın eskiden esir pazarından sık sık cariye alarak yaptığının çok daha çirkinini, hiçbir sınır tanımadan, isterse her gün ve daha ucuza vizite ücreti vererek günümüz insanı yapabilmekte, devlet de bunlara hizmet etmekten zevk alabilmektedir. Eskiden bu iş satın alınarak yapılıyordu, şimdi kiralanarak yapılıyor. Değişen pek bir şey yok. Ama eskiden kadın köle, cariye sadece satın alanın sayılıyordu. Şimdi ise orta malı olarak herkesin malı. Bu işler vergisi alınarak yasal halde yapıldığından cariyeliğin en çirkininin resmi olarak sürdüğünü görmemek mümkün değil. Ama bütün bunlar kölelik değil, tam tersine
özgürlük olarak sunulabilmekte. Anadolu'yu işgal edenler, Afrika'yı sömürenler, Afganistan'ı, Irak'ı, Suriye'yi yerle bir edenler de oralara medeniyet götürmek, oradaki insanları kurtarmak, uygarlaştırmak, özgürleştirmek adına yapmadılar mı bunları? Fransız devriminden yana eşitlik, hürriyet, adalet gibi parlak laflarla modern kölelik oluşturulmadı mı? Sonra kafalar bile köleleştirilmedi mi? Apaçiler, Kızılderililer vahşidir. Afrikalılar da yamyam. Zenciler mi? Onlar da akılsız serseri sürüsü. Batılılarsa o, onlar süpermendir, kahramandır, üstündür. Yani efendi zatlardır. İnsan beynen de esir olunca, köle olunca değerlendirmeleri böyle olacaktır. Artık geri bırakılmış ülkelerin köle psikolojisine sahip insanı efendilerine öyle aşıktır ki bir yolunu bulsak da özgür Avrupa'ya kapağı atsak, keşke Amerikan vatandaşı gibi olabilsek, Arapçayı ne yapacaksın? Anaokulundan itibaren çocuğuna İngilizce öğreteceksin. O çok daha önemli arkadaşım diyen bir zihniyet. Yeni dünya kölelik düzeninin köleleştirdiği yığınların efendilerine duydukları hayranlıkları köle zihniyetinin dışında başka bir şeyle izah etmek mümkün değil. Efendilere duyulan bu aşk olmasa Coca-Cola bu kadar yaygınlaşabilir, McDonald's'lar adım başı hamburger dükkanı açabilir, kişiler Amerikan bayraklı tişörtleri sevgiyle giyebilir miydi? Onların modalarına, ideoloji ve ahlaksızlığına özenir miydi insanımız? İnsan köleliğe razı olunca muhakkak onu emri altına alacak efendiler çıkacaktır. Müstazaflığı kabul eden bir yapı içinde ezilip üzülmüş ve karşısındakini gözünde büyütmüş biri, takva sahibi mütevazi bir müminle karşılaşmadıysa kölelik halkası geçirsin diye boynunu efendi adayına uzatmış demektir. Böyle bir durum müstekbirlerin arayıp bulamadığı bir tavırdır. İnsanlar sadece bacaklarının arasından hadım edilmezler. Esas iyi dişlik kafalarda ve gönüllerde yapılıyor. Dar ağaçlarıyla, istiklal mahkemeleriyle, takrir-i sükunla, tek parti faşizan baskılarıyla, her 10 yılda bir yapılan ihtilal ve darbelerle, olağanüstü haller ve sıkı yönetimlerle, tek tip insan oluşturmaya yönelik baskı ve dayatmalarla yetişen nesillerin köle karakterlerinin dışında bir yapı oluşturmaları çok zordur. Evet, Allah Resulü altına, gümüşe ve lükse kul köle olan insan helak olsun buyuruyor. O yüzden köleliğin bir de lükse ait, dünya malına ait yönleri vardır. Mesela insanımız bugün Kur'ansız, namazsız yaşayabilmekte ama cep telefonsuz yaşayamamaktadır. Mümkün cep telefonunu alsanız bir gün insana en büyük eziyeti, hakareti, sıkıntıyı vermiş olacaksınız. Sanki eli, kolu veya gözü, dili hapsedilmiş veya onlardan mahrum kalmış gibi kabul edecektir. Artık internete köle olmayan, telefonsuz yapamayan nesilleri her geçen gün yaşları daha küçülerek görmekteyiz. Bütün bunların yanında bir de madalyonun diğer tarafına göz atalım. Günümüzde özgürlük de bir put, bir efendi haline gelmiş. İnsan da özgürlüğünün kölesi olabilmiş. Günümüzde özgürlük denen şey çoğu insan açısından nefse, arzu ve hevaya köleliğin adından başka bir şey değil. Ben özgürüm, kimseye hayatımı karıştırtmam diyen kimse, ben arzularımı, hevalarımı Tanrı edindim, kendim de onun kulu olmayı kabul ettim demektedir. Hiçbir şeyi beğenmeyen, kendinden başka adam tanımayan, herkesi eleştiri kılıcıyla doğrayan, isyankar, büyüklere saygı, ana babaya hürmet, dini ahlak tanımayan ukala gencim bütün bunları ne adına yaptığını sorarsanız cevap tek kelimedir, özgürlük. Günümüzde özgürlük putunun kulu olan gençlere göre bağımsızlık ve özgürlük demek, kural ve sınır tanımamak, özellikle ilahi hududu çiğnemek demektir. Nefse, hevaya bağımlılık demeye gelmektedir. Söz ve davranışla Allah'a kulluk eleştiriliyor, nefse kul olanlar tarafından, nefse ve daha birçok şeye kul olanlar açısından. Allah'ın kulu anlamında Abdullah olamayanlar, Abdi Abd
veya daha çirkini abd-i abede olabiliyorlar. Allah'ın kulu olmak yerine emir kulu olmayı tercih eden nice insanlar var. Bir kulun kula kulluk yapması kadar kulu alçaltan şey yoksa sadece Rabbe kulluk kadar insanı yücelten de bir şey yoktur. Bireylerin özgürlüğü önce gönlün, vicdanın, zihnin ve beynin özgürlüğüyle sağlanır. Ön yargılarının, hevasının, düzenin, adet ve alışkanlıkların sağlıklı düşünceye prangalar vurduğu durumda özgürlük, köleliğin maskeli halidir ancak. Giyeceği bir kıyafeti ta Paris'teki modacıların yönlendirdiği, onların izni olmadan giyeceği elbiseyi bile seçemeyen bir kadın ne kadar özgür olabilir ki? Evet, aslında özgürlük Allah'a kullukla değerlendirilecek bir husustur. Allah'ın hükmünün hakem olmadığı bir ortamda Müslümanın Müslümanca yaşama hürriyeti elinden alınmış, ona zulmedilmiş demektir. Kafirin de elbette cehenneme gitme özgürlüğü vardır. Dilediği gibi inanma, inanmama veya yaşama hakkına sahiptir. Ama başkalarını ifsad etmediği, bireysel fesadını topluma taşımadığı müddetçe, fesadın bir pis mikrop gibi başkalarına yayılması, fitnenin ortaya çıkması demektir. Müslümanlar böyle bir durumda fitne yeryüzünden kalkıncaya kadar mücadele edip savaşmak zorundadırlar. Bakara 193. Evet, tarihte Müslümanların kölelik uygulaması kaynak itibariyle esir kamplarının alternatif olarak değerlendirilmesinden kaynaklanıyor. Esir kampları deyince aklımıza neler geliyor? Herhalde unutmamışızdır. Ebu Gureyb'ler, Guantanamo'lar, Batılıların ne kadar kölelikten daha fazla zulmü, işkenceyi, haksızlığı, özgürlükleri kısıtlamayı gayet rahat yapabildiklerinin ve Müslümanların da seyirci olarak seyretmelerinin bir örneği olarak görülebilir. Evet, bitiriyorum. Görüldüğü gibi Müslümanların işi hayli zor. Görünmeyen zincirleri kırmak, işgal altındaki beynini ve gönlünü öncelikle kurtarmak, köleleştirilen çoluk çocuğunu, Müslümanları ve tüm insanları Allah'a kulluğun dışında tüm tutsaklıklardan kurtaracak çalışmalar yapmak. Yani sadece Allah'a kulluğu ortaya koymak. Öyleyse hala ne diye gündelik işlerle oyalanıyoruz? Efendim, işimiz, okulumuz, mesleğimiz, meşgalemiz mi var? Öyleyse işimizin, okulumuzun, meşgalemizin kölesiyiz demektir. Haydi, içimizdeki ve dışımızdaki, kendimizdeki ve çevremizdeki, Müslümanlardaki ve diğer mazlumlardaki zincirleri kırmak için, sadece Allah'a bağlanmak, ona teslim olmak için gayret göstermeye, Allah'ın dışındaki tüm kulluk ve bağlardan arınmaya ve tüm esaret zincirlerinden kurtulmaya çalışanlara, özgürlüğün en yüksek hazzını Allah'a kulluk ve ibadette bulanlara selam olsun. Sevgili kardeşler, iki duyurum var. Kalemler bünyesinde anaokulu çalışması ve 14 ile 18 yaş arasında erkek çocukların eğitimi de söz konusu. Yine kardeş müesseselerimizde kız öğrencilerimizin de okuduğu bir müessesemiz olduğunu biliyorsunuz. Kendimizin anaokulu yaşlarında çocuğu varsa veya tanıdıklarımızın varsa ya da 14 yaşlarında çocukları olan Müslümanlar ya da kendi akrabalarımızdan, yakınlarımızdan çocuklarımız varsa, dünya ve ahiret huzurlarını düşünerek onların Müslümanca eğitimden geçmeleri gerektiğini herhalde değerlendirirsiniz. Mutlaka Müslüman çocuklarımızın bize emanet olduğunu, onları Müslümanca yetiştirmekten sorumlu olduğumuzu inşallah unutmayalım. Onlar Müslümanca yetişsin, ister burada, ister başka bir yerde sorumluluğumuzu idrak etmeye gayret edelim. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'n nizam.
Kelamullahil Melikil Azizil Allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kur'el Kur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallahi'l İslam. Sadakallahu'l azim.